Nefret dolu 12 tane kaset hazırladı. Efendim? Anlamadım, ne kaseti? Kendini videoya çekti. Tanıdıklarına onlardan ne kadar nefret ettiğini anlattı. Tüm kırgınlıklarını ortaya döktü. Peki kasetleri yolladı mı? Yollayayım diye bana verdi. Ama bence iyi bir fikir değil. Ölümden çok korktu. Çok da olduğu için böyle yaptı bence. Doğru dürüst düşünemiyor bile. Buna karar vermek sana düşmez Ela. Senden bir şey istemiş. Sen de yapacağını söylemişsin. Ama... Yapmazsan ona iyilik yapmış olmazsın. Yalan söylemiş olursun. Tansiyon? 120'ye 80. Ekrem Bey. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Lütfen doğrulmaya çalışmayın. Bir süre ağrınız olacak. Dinlenmelisiniz. Size müjdeyi vereyim. Tümörün tamamını aldık. Yaşayacak mıyım yani? Evet efendim. Yaşayacaksınız. Kasetlerim. Kasetlerim neredeler? Buradalar. Artık onları atmamı ister misiniz? Hayır. Onları gönderin lütfen. İçimden geçenleri söylemeliyim. İnsan içinden geçenleri söylemeli. Bunca sene her şeyi içime ata ata hasta oldum. Bir süre istirahat etmeniz gerekecek. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim doktor. Ekrem Bey, lütfen beni yanlış anlamayın. Kararınıza saygı duyuyorum ama... ameliyattan önce yaşama şansınız sadece %25'ti. Oysa şimdi... yani çok başarılı bir ameliyat geçirdiniz. Önünüzde yaşanacak yıllarınız var. Yani hayatınızdaki insanlara... içinize attıklarınızı söylemeniz için... Ne yapıyorum ben ya? Özür dilerim. İşinize karışmak istemedim. Ben sadece... Neyse. İstediğiniz gibi kasetleri adreslere postalayacağım. Doktor hanım. Buyurun. Galiba haklısınız. Hayat bana bir şans daha tanıdı. Ben de hayatımdaki insanlara tanıyacağım. Neyse ki onları ne kadar çok sevdiğimi ve beni ne kadar çok kırdıklarını anlatmak için bir şansım daha var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.